Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Benim ismim Ebru. Bugün günlerden cumartesi, garaj temizleme günümüz. Yani aslında her cumartesi garaj temizliyor muyuz? Hayır, en son ne zaman temizlemiştik? Aylar önce. Şimdi zaten birazdan göstereceğim. Çok dağınık, çok pis bir şekilde. Şöyle bir küçük garaj turu yapacağız. Dağınık haliyle ve sonra toplanmış haliyle de göreceksiniz. Başlayalım o halde. Şöyle genel olarak dışarıdan girerek göstereyim. Şurada bir yan kapısı var garajın. Böyle yan kapılar oluyor. Çünkü ev halkı eve genelde ön kapıdan girmiyor. Yan kapıdan giriyor bu şekilde. Ve burada da böyle ayakkabılar falan oluyor. Bizimkiler acayip dağılmış durumda. Şu an çok felaket. Burada ayakkabılık. Şu kapının yanındaki siyah çekmecede de ayakkabılar var aslında. Karşı siyah çekmeceyi de gösteririm. Şu an neler olduğunu çok hatırlamıyorum içinde. Sonra burada karşıda buzdolaplarımız. Bir tanesi sadece freezer. Evet, bu aslında bir Amerika gerçeği diyebiliriz, değil mi Mustafa? Evet. Evet, yani burada çok toplu alışveriş yapıyoruz genelde. Böyle stokluyoruz. Şurada da buzdolabına konulmayacak bazı şeyler var. Hatta orada deterjan bile görüyorum şu an. Böyle buzdolabının üstünde falan da bir şey var. Bu buzdolabı bizim bu evi aldığımızda evde kalan tek ürün değil mi Mustafa? Evet, her evet. Şey değişmişti, her şeyi attık, her şey yenilendi. Ama bu buzdolabı yeniydi, böyle kaldı. Bunu bu garaja koyduk. Şunu da çok yakın bir zamanda aldık, geçenlerde. Çok da iyi bir deal'a, sadece freezer bu. Şöyle açayım. Bu şekilde sadece freezer. Bunu ne kadar almıştık? 300'e filan değil mi evet, sanırım? Yani evet, 300'e oldu. Aslında evet. 700 dolardı şeyi, fiyatı, gerçek fiyatı. Hı-hı. Şeylerde, vergilerden önce. Evet. 300'eymiş. Süperdi, evet, gerçekten. Bu iki kitaplığı da bize komşularımızdan geldi. İkinci el, daha önceki vloglarımda bahsetmiştim. Bir şeyler alıp sattığımı, bazen bedava verilen ürünler oluyor. Ben de onları alıp sonra satıyorum falan. Bunu da hemen yan sokaktaki bir komşumuz veriyormuş. Gittik, aldık. Sonra buraya koyunca da aslında bizim çok ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Şey üzerine şeye bedava yazıp bırakıyor mesela kapıların önüne. Evet. Öyle. Burada bolca bisiklet var ama mesela bu bisikletlerin de tamamı ikinci el aldığımız bisikletler. Melih'inki, şu Melih'inki dışında ayakkabı rafım var. Böyle. Burası da ailenin diğer üyelerinin ayakkabıları var burada da. Şu çekmeceyi demiştim değil mi? Burada da yine herhalde böyle poşetlerin falan oldu. Ha, Mustafa'nın bahçe kıyafetleri, bahçeyi düzenlerken, çimleri keserken giydiği kıyafetler falan var. Burada da yine böyle daha çok Costco'dan aldığımız yiyecekler. Başka şurada çöp tenekelerimiz var. Çöp tenekelerimizden bahsedelim. Şu plastik çöplerini biriktirdiğimiz çöp. Ya da metal. Ha, metal ve plastikler, alüminyum folyolar her türlü. Bu normal çöp. Bu da karton. Karton, kağıt, her türlü öyle çöp. Bir de bahçe çöpü oluyor, siyah. O da dışarıda. İçine böyle yaprakları, neleri başka? Branchleri, dalları, kuru dalları, bahçe, evet. Toprak olur, her şey olur. Bahçeye dair her şey olur. Evet. Geri dönüştürülebilir. Onları biriktiriyoruz ve salı günü çöplerimiz arabaları geliyor. Bedava bir hizmet bu burada ama sadece Kevin Can. Yani sadece demeyeyim de Kevin Can da bedava. Bunun için aidat bir şey ödemiyoruz. Hadi. Şimdi aslında hızlıca geçmemiz gerekiyor yerleştirmeye, temizlemeye. Çünkü burası bayağı bir iş. Yerleri falan da yıkayacağız. Çünkü her zaman böyle diyoruz ki çok detaylı temizleyelim falan, giriyoruz işin içine. Sonra da yoruluyoruz, kıyıyoruz. Bir de evin içi olmadığı için neyse böyle de yeter falan deyip bırakıyoruz. Sen başla. Bu sefer böyle her yeri gerçekten çok tertemiz yapmak istiyoruz. Hadi bakalım. Kendi ayakkabı rafımdan başladım şimdi ben temizlemeye. Mustafa bisikletleri dışarı çıkarttı. Biraz boşaltıyor. Araba koltuklarını yerine koyacak. Ben de bu rafı bir sileceğim. Kovayla su falan getirdim. Normal temizlik eldivenim de yok. Şunları şöyle giydim. Biraz ameliyat eldiveni gibi ama olsun. Bunları yerlerine koymakla başlayacağım. Ya, Defne de arkadaşlarıyla, karşı komşu arkadaşlarıyla oynuyor. Hoverboard almışlar. Küçük 6 yaşındaki oğlanın şeyi vardı, doğum günü vardı. Onun için annesi babası hoverboard almış. Defne de onlarla birlikte dışarıda deniyor şimdi. Ayrıca bu kitaplık gibi bu rafı da karşıda yan komşumuz vermişti bize, Can vermişti. Böyle iyi işimize yaradı. Buraya tam da uydu. Ayakkabılarımı koyuyorum.
ince büyüyor. Olsun, ince büyüyor burası. Ben ayakkabı rafını biraz bitirdim. Hala yerlerde ayakkabılar vardı. Kendiminkileri kurtardım en azından. Mustafa yerleri süpürüyor, temizliyor. Şöyle. Evet, bu garajdan bahsedelim biraz Mustafa. Edelim, edelim. Evet, bu garaj aslında eskiden yoktu. Eskiden ne kadar önce? 2 yıl önce yapıldı. Evet. 2 yıl mı geçti mi biraz? Evet, öyle bir şey. 2 yıl önce yapıldı. Driveway de yoktu. Evet, şu driveway dediğimiz olay da yoktu. Yani aslında bu evde birçok şey yoktu. Biz bu eve çok şey kattık. Şöyle ki burası neydi? Toprak bir alandı. Şöyle yanda taşlar falan vardı. O taşları da daha sonra bir bahçe turu yaparız arka belki. Tarafı. Evet, oraya taşıdık. Orası ya döşendi. Onları da böyle atmadık. Burası böyle boş bir alandı. Şu yanlarda şu ayakkabılığın olduğu yerde ve merdivenin yanında gösterebiliyor muyum? Evet, diğer tarafında otlar falan vardı. Böyle büyük yabani otlar. Öyle bakımsız bir şeydi. Sonra biz işte bu garajı yaptırdık. Üstü de yatak odası aynı zamanda. Öyle iki garaj, iki arabalık bir garaj bu şekilde. Öyle çok iyi oldu yani, çünkü aslında alan çok büyük. Evin olduğu alan çok büyük. Kaç metrekare hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Yani 10 evet. bin square foot diyorlar ama. 10 bin square foot, metrekareye çevirip yazarız aşağıya. Böyle çok büyük ama hiç efektif değildi yani, kullanışlı değildi. Büyük bir alanın üzerinde bir ev vardı. Böyle bu garaj oldu. Çok rahat ettik. Bizim böyle bir sürü dağınıklığımızı, pisliğimizi alıyor gerçekten. Aslında hiç içine araba park etmedik. Hiç şu ana kadar araba... Abi, hiç park etmedik. Evet. Hiç araba park etmedik ama böyle işte bisikletler, ıvırlar, zıvırlar. Dediğimiz gibi bizim o market fazlalıklarımızı falan alıyor. Yani zaten aslında benim kafamdaki de amacım da oydu. Bir de evin şu yan girişi var. Şu arkadaki, şu yandaki kapı görüyorsunuz. Oradan çocuklar mesela giriyordu. Buralarda böyle toprak kötü olduğu için, normalde çamur olmayan Amerika'da bizim bu evin bu yan tarafı çamurdu ve çok kötüydü. Her zaman şey oluyordu. O girilen yerde böyle mudroom deniyor. Laundry nedir? Çamaşır makinesinin falan olduğu bir yer. Aynı zamanda montlarımızı falan astığımız bir yer. Ve orası her zaman böyle dağınık, pis oluyordu. Bir de şey olmuştu. Şöyle bir hikayem var. Yılan hikayemiz var ya Mustafa. Evet. Bu yandaki otlar var. Mustafa bir kez o otları biçmişti falan. Böyle sadece çok şey olmasın da, uzun olmasın da, nedir o, hayvan falan gelmesin diye. Ama o yandaki kapı açık kalmış ve hayvan gelmiş. Şöyle bir şey olmuştu. Ben bir kez yan taraftan, orada içeride de botlarımız falan var. Günlük giydiğimiz ayakkabılarımız vardı. Şimdi koymuyoruz tabii ki. O botlarımı aldım. Mustafa Defne'yi, Defne 3-4 yaşındaydı, okula bırakmaya gitmişti. Evdeydi nedense, bilmiyorum, bir şekilde evdeydi. Allah'tan evdeydi. Botlarımı elime aldım. Elimde ön kapıya kadar götürdüm. Dışarı koydum. Bazen içeride de giyerim aslında. Hı-hı. Dışarı koydum. Allah. Giyeceğim. Yani giydim. Ayaklarım bir de çıplak botla ama Allah çıplak. Yılan çıkmıştı içinden. Yılan çıkmıştı ve o kadar şey ki, tam o sırada Mustafa geldi. Tam o sırada büyük bir kaya var orada. Aslında öldürmek istemeyiz. Yani her ne kadar yılan da olsa. Gerek yoktu. Yani. Tabii ki yani, ama o korkuyla herhalde, o panikle falan da Mustafa o taşı, o kayayı, yani küçük büyük bir taş, küçük bir kayaydı. Yılan attı, öldü falan ama ben o kısımları zaten hiç hatırlamıyorum. Çığlık çığlığa ve böyle su içinde kalmıştım. Öyle bir şeydi. Zaten ondan sonra da burada bir garaj hayali, burada bir garaj planı benim kafama iyice kazındı. Yani hep istedim, hep istedim. Hep şu kapıdan çıktığımda burada bir garaj gördüm hayalimde. Ve yaptırdık yani, iyi ki de oldu. Çünkü burada yılan olayı da oluyor zaman zaman. Daha sonra da bahçede ben yılan gördüm. Bahçe böyle. Yılanı diyorlar. Bahçe ama. Yılanı. Bir de bu yılan işini biz çok abartıyoruz belki. Aslında hala deli gibi korkuyorum, çok korkuyorum. Ama mesela Amerikalılara soracak olsan... Aa, bahçe yılanı, evet. Aa falan. Hatta çok tatlı falan bulanlar bile oluyor. Yani evet. Kesinlikle öldürmekten yana olmuyorlar zaten. Yani öyle bir şey, kaya atıp öldürdüğümüzü falan duysalar galiba bize de tepkili bakabilirler yani. Ama dediğim gibi bir panikle olmuştu. Aslında istemezdim. Kaçsa gitseydi daha iyiydi. Öyle bahçe yılanı, zehirsiz yılanlar ama yılan, yani kocaman yılanlar da bazen oluyor bahçede. Çünkü aslında tam da doğanın içinde yaşıyoruz. Ormanlar falan var evimizin ilerisinde, yanında, yöresinde, her tarafında. O yüzden biz onların habitatında yaşadığımız için çok da normal. Böyle işe devam. Kaç tane koltuk koyayım buraya?
Hepsini koy. Hepsini koy. Aha, hepsini koy. Hepsini. İki tane koyalım sadece. Ya. Ve bu arada yıkamadık. Bunlar biz bir power wash'la şu çok aşırı tazikli suyla yıkayacaktık ama Mustafa yan çizdi. Yan çizdi. Yapamadı ya. Yapamadın. Kamerayı çektim ama rezil oldun. Rezil oldum. Rezil kapat, oldun. Kapat. Kapat. Yapamadım. Yapamadım ya. Mustafa zaten yapar da süreyi geniş tutacağım. Bir şekilde yapar yani onun içinden çıkar. Ben böyle sinir olurum falan olmayacak. Ya birisine artık demiyorum. Birisine yaptıralım mı demiyorum. Çünkü birisine bir şey yaptırmıyor Mustafa. Her şeyi kendisi yapar. Ama biraz zaman alır. Değil mi? Ayakkabılık bitti. Şimdi şu kiler kısmını yapacağım ben. Kiler dediğim aslında içeride bir kiler var. Normalde bir de evlerde aslında kiler dolabı oluyor. Böyle şey gibi, klozet kapısı gibi. Daha önce de söylemiştim klozetin ne olduğunu, dolap yani böyle kapı gibi açılıyor ve içinde raflar falan oluyor. Bizde o şekilde yok ama buzdolabının iki yanındaki dolaplar bizim kiler şeklinde kullanıyoruz. Yani o şekilde dizayn ettik içini de. Ama burası da böyle ekstra, yani daha da ekstranın ekstrası yedek aldığımız, genelde Costco'dan aldığımız ürünler. Şu cereal, mısır gevreği. Burada çok bin bir çeşidi olan bir şey ve kahvaltılarda yeniyor. Biz çok büyük şey peni değiliz, çok fazla yemiyoruz ben ama yine Mustafa da son zamanlarda alıştı aslında. Çocuklar da birazcık daha son zamanlarda. Yani bazen kurtarıcı oluyor böyle sabahleyin eğer geç kalındıysa veya yiyecek bir şey yoksa filan. Şurada salçalar organik böyle küçük küçük şeylerdi. Türk salçalısı da kullanıyorum aslında ama bir ara Costco'da yoktu. Öyle şey sonra gelmiş bundan aldık böyle tekraren yine. Şunlar, şu şeyleri niye aldık bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir şey için, ha evet yazın kampa giderken plastik çatal, bıçak falan böyle almıştık. Böyle bunlar da böyle abur cuburlar. Kağıt tabak aslında kullanmak çok tercih etmiyorum, çok sevmiyorum. Yani fikrime de karşı böyle çevreyi kirleten şeyler. Ama bazen de gerekli oluyor. Özellikle Covid'in başında çocuklar birden evde ve üç öğün yemek yedir kaldır falan filan. Böyle makine sürekli doluyor, boşalıyor. O zaman almıştık. Öncesinde de kullandığımız zamanlar oluyor. Bazen böyle hastalık oluyor, sağlık oluyor filan derler ya. Öyle o şekilde bir kolaylık olsun diye kullanıyoruz. Yine burada da kağıt, bardaklar. Nereden açık bilmiyorum götürmesin de. Yine bunlar da Costco'nun marifetleri diyelim. Böyle çok çok satıyor işte. Mustafa'nın kahvesi. Mustafa da buraya bu askıyı takacak. IKEA'dan almıştık. Aylar aylar oldu ama nereye takalım? İçeriye mi takalım? Dışarıya mı? Dışarının neresine falan bir türlü karar veremedik. O tarafa takalım. O tarafa olmaz. Ama içerideki montlara da faydası olabilir. İçerideki montlara da faydası olur. Evet. Şöyle göstereyim. Şuraya diyor Mustafa. Ama öyle de olunca yüksek oluyor çünkü altında çekmece var. O çekmeceyi şu şeye, şuraya asıl olur. Oo, evet bayağı işler coştu. Çünkü orada da faydası var. Şimdi montun alması falan var. Arkasını hafifletir o şey. Yani çamaşırhanenin olduğu yerdeki montları asıyoruz ya. Evet. Hı hı. Değil mi? Evet. Olabilir, sen ayarla o zaman. Öyle yapayım mı? Bu tarafa yapayım. Hı hı. Oraya güzel bak, en bir şey olur. Ha bak buraya güzel. Tamam. Evet, pazar çantasını asmak için de ta şey oraya yürü yürü yürü. Oy oy oy. 10 adım gideceğin yerde. Evet. Bir de çocuklar asla şeydi, garajın içinde terlik falan da giymiyorlar, ayakkabı da giymiyorlar yani, ayaklarını, evet. Çoraplarıyla paldır küldür. Evet. Ben boşaltayım şurada. Hadi bakalım, sana işler işler işler. Ya bu hafta sonu sporu olarak düşün. Baş başa quality time olarak düşün. Tabii canım ya, tabii. Karınla güzel. Tabii. Öyle. Çok düşününce önemli. Çok daha motive olursun. Valla daha bunu oradan alıp buraya götürebilirim istersen. Televizyonu buraya kalıp tüm bu IKEA furniture'lar falan etrafta gördüğünüz garajlarında bile IKEA furniture var demeyin. Bunların hepsi ama hepsi bedava. Gerçekten çok rahat bir şekilde, çok daha güzelleriyle ev döşeyebilirsiniz. İkinci el, hatta bedava ürünlerle çok şahane, çok tarz ev döşeyebilirsiniz.
Defne de bu arada dışarıdan... Defne de bu arada dışarıda oynuyorlardı hoverboard'la. Sonra içeriye girmeye karar verdiler. Şimdi komşunun evinde oynuyor. Çok seviniyorum böyle bir çocuklar gelince veya bizim çocuklar onlara gidince biraz daha seviniyorum hatta. Çok hoş oluyor birlikte böyle daha mahalle ortamı gibi hoş doğal ortamlar böyle oynamaları falan çok güzel oluyor. Evet, mis gibi kokuyor. Bir beton kokusu olayı vardır beton, ya, evet. Avluyu yıkamak. Evet. Tam öyle. Biz bitirdik sanırım garaj olayını. Çok da fazla sürmedi. 2 saat gibi falan herhalde. Bayağı hızlı çalıştık, bitti. Yerleri de aslında power wash yapacaktık ama Mustafa o makinayı şebden, bahçedeki kulübeden getirmeye falan üşendi. Hiç şimdi hiç de gerek yok aslında. Su böyle mis gibi oldu, tertemiz oldu. Böyle zaten buradan sonra da bir market alışverişine gideceğiz. Tabii onu vloglamayacağız bugün. Böyle bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir videomuzu. Eğer öyleyse beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Yorumlara her türlü fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazarsanız mutlaka okuyorum ve dönüyorum. Sevgiler. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.